Olay televizyonu ekranlarından herkese mutlu sabahlar. Hayatın tadı başladı. Efendim bugün günlerden cuma. Malum haftanın koca yorgunluğu üzerimize çöktü, çöküyor. Bugün ama bu stüdyoda çok canlı, çok eğlenceli bir bölüm olacak. Çünkü Grup 27'nin solisti Okan Şarlı bizimle birlikte olacak. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, muhtemelen aşk. Şimdi bugün bu stüdyoda sohbet edeceğiz, müzik konuşacağız, canlı performanslar yapacağız. Mutfakta da çok güzel yemeklerimiz olacak ama en önemlisi Okan Şarlı ile beraber onun müzik yolculuğunu konuşacağız ve onun performanslarını dinleyeceğiz. Ve hepsi hayatın tadında olacak efendim. Ben bugün o kadar heyecanlıyım ki o yüzden topu hemen Okan'ın üzerine atacağım. Muhteşem bir şarkı. Herkesin dilinde ortalığı yıkıp geçti. Şimdi Okan Şarlı'dan muhtemelen aşk dinleyeceğiz.
Teşekkür Gel, hoş ediyorum. Geldin. Çok sağ olun. Merhaba. İyi ki geldin. Sağ olun. Vallahi sabah sabah İyi içimizi açtın. Yani cuma günleri genelde zorlu bir yayın olur. Çünkü haftanın son günü olur. Böyle artık üzerimizdeki yük, sorumluluk, yorgunluk fazla olur. Müthiştin ya. Çok iyi geldin. Çok teşekkür ederim. Aslında cumanın bence kendine göre güzel de bir özelliği var. Çünkü hafta sonu olduğu için hani insanlar böyle biraz da kıpır kıpır aynı zamanda. Değil mi? Yani geliyor. Yorgunluğun sonu ama böyle bir yeni bir hafta sonunda enerjisinin vermiş olduğu bir heyecan da var mutlaka. Şimdi önce çok şıksın, onu söyleyeyim. Teşekkür ederim. Tarzın çok güzel. Ben özellikle ceketine bayıldım. Ceketim yani giymeyi seviyorum. Renkli şeyleri seviyorum aslında bakacak olursanız. Yani kıyafet olayı benim için nasıl söyleyeyim size. Kıyafet beni buluyor diyebilirim aslında. Mesela alışverişe çıktığımda ya da kendi tasarımlarım da vardı daha önce. Eskiden daha çok yapıyordum. Daha çok vaktim vardı kıyafet yapmak için. İşte bir tarafını alır yırtardım, bir tarafını dikerdim. Öyle ya da değişik renkler katardım. Kolyeleri olsun mesela ki kendi kolyelerimi yapardım. Ay süper. Şimdi ben seni bugün sıkıştıracağım. Bir sürü şey soracağım tabii sana ama. Şimdi öncelikle şöyle başlayalım. Aslında bu çok uzun bir maraton. Çünkü nereden baksanız 10 yıldır bu grup devam ediyor. Ve evet, çalışmalarınız var. Hiç az bir zaman değil. Yani şu şarkı da muhteşem. Sağ ol, onu teşekkür ederim. Onu da söylemek istiyorum. Sadece 10 sene değil aslında. 10 senenin öncesi de evveli var. De var tabii ki de. Yani oh, birçok projede yer aldım daha önce. Şimdi onların hepsini konuşacağız ama şöyle bir en baştan başlayalım. Tamam. Okan Şarlı kimdir? Okan Şarlı kimdir? Benim deyip geçmedim. Görmüş olduğunuz üzere ben İzmit doğumluyum. Yani doğum tarihine gidecek olursak İzmit doğumluyum. 1980 yılında doğdum. Daha sonra eğitimimi Kocaeli Üniversitesi'nde aldım. Ve 2001 yılında Amerika'ya taşındım diyebilirim. Eğitim amaçlı taşınmış, gitmiştim Amerika'ya. Fakat orada dizayn ve tasarım üzerine çalışmalarımı yaptım. Aynı zamanda müzik zaten her zaman hayatımın bir parçasıydı. Lise yıllarında müzik, yani şarkı, söz ve bestelemeye başladım diyebilirim. Tabii o zamanki yaptığım çalışmalar daha böyle kendimce amatör çalışmalardı. Müziğe küçük yaştan beri zaten hep bir meyilim vardı. Sahne, işte ilkokuldayken mesela bu piyezler falan vardı. Bilmiyorum hala yapıyorlar mı şu an okullarda ama böyle şovlar olurdu. O şovlara hep katılırdım zaten. Kendi şarkılarımı yazmaya başladıktan sonra da diğer müzisyen arkadaşlarla tanıştım. Ve bu zaman içerisinde kendi içinde harmanlaştı. Bugünkü halini aldı diyebilirim Okan Şarlı. Açılışta çok heyecanlandığımı itiraf etmek istiyorum. Uzun bir aradan sonra ilk defa heyecanlandım programı açarken. Ne kadar güzel bir şey. Yani hem işte sen varsın hem böyle yayın güzel olacak mı kaygısı. Tabii o hep var ama bugün biraz daha kendini hissettirdi. O yüzden sen çok sakinsin benden şu an. Aslında ben de çok heyecanlıyım. Heyecan her zaman vardır yani. Ama heyecan ne kadar gösterip göstermemek bir nevi oradaki ortama göre de değişir. Heyecan olmazsa olmaz bence zaten genel olarak yaptığımız neyse. Şimdi genelde sizin işleriniz aslında gecedir. Dolayısıyla çok da yoğun çalışırsınız. Sabah erken uyanmak, sesinizin açılması vesaire çok zahmetli ve zor aslında sizin sabah programlara katılmanız. O yüzden de siz ve sizin gibi müzisyen arkadaşlar sabah programlarını çok tercih etmez. Ama sen bizi kırmadın. O yüzden teşekkür ederim sana. Rica ederim. Alır, gelirim. Konuk ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum ayrıca. Yani şöyle bir şey var. Gerçekten hani gece gündüz fark etmiyor çünkü müzik her zaman hayatımızın içinde aslında. Sadece gece performans değil aslında müzik ya da sahne almak. Ondan önceki hazırlığı vesaire bazı günlerde konser günlerinde özellikle yani sizden daha erken kalkıyoruz diyebilirim aslında. Değil mi? Evet, öyle bir durum var. Zor oluyor mu? Yoğun mu tempo? Yani her işin kendine göre bir zorluğu var. Zaten ben bunu iş olarak görmüyorum. Sevdiğim bir şey olduğu için yani müzik hayatımın bir parçası olduğu için bu zorlukları bir şekilde göğüs germesini bilebiliyorum kendimce. Ama genel olarak dışarıdan bakacak olursak bazı yaptıklarımız işte turneye gittiğimizde hem uyku düzenimiz olsun hem çalışma düzenimiz olsun verdiğimiz enerji hem sahnede sahne öncesi sahne sonrası insanlarla beraber bir araya gelip devamlı birlikte olmak bazı zaman yorucu oluyor. Ama sevdiğiniz için gerçekten bu tatlı bir yorgunluk haline dönüşüyor. O yüzden hiçbir bir problem olduğunu düşünmüyorum şu zamana kadar. Umarım da bu böyle devam edecektir. Umarım öyle devam eder. Şimdi sizin aslında başlangıcı çok daha
senin için özellikle çok daha uzun yıllara dayanıyor müzikle hemhal olduğun. Fakat grup 27. Neden 27? Neden 27'den ziyade 20 yazıyla 7 rakamla yazıyoruz? Evet. Bunun özel bir sebebi var mı? Bunun çok özel bir sebebi yok ama şöyle bir sebebi var. Bizim grubumuz Los Angeles'ta çalışmalarına devam ederken 27 olarak geçiyordu. 27 yani 27 sadece rakamla bunu ifade etmek, sembol olarak hani biraz böyle zayıf kalabilir diye düşünmüştük. Ve bir arkadaşım var, reklamcı bir arkadaşımdı. Buna da buradan selam gönderiyorum Gökhan arkadaşıma. 20'yi yani T-W-N-T'yi yazıyla yazıp 7'yi rakamla yazalım ne dersin diye bir fikir ortaya atmıştı. Benim de hoşuma gitmişti bu fikir. Ona göre çalışmalarımızı devam ettirdik. Türkiye'ye geldiğimiz zaman da 27'yi rakamla kullandık aslında ilk başta. Muhtemelen Aşk şarkısını ilk çıkarttığımız zaman hani evrensel olsun açısından Türkiye'deki insanların 27'ini bilmiş, yani biliyorlar tabii ki, herkes artık İngilizce biliyor. Ama yani bizim insanımızın daha böyle anlayabileceği, daha böyle sıcak gelebilmesi açısından 27'yi rakama çevirdik. Sonra neden aynı şeyi yapmıyoruz dedik, 20'yi yazıyla yazıp 7'yi rakamla yapalım diye. Ve şu anki halini aldı diyebilirim. Daha çok göz dolduruyor, güzel. Yani 27'nin kendine has güzel bir özelliği var. Şimdi sizin grup Amerika'da, Los Angeles'ta başladı çalışmalara. Evet. Orada kimlerle bir araya geldiniz? Nasıl başladı bu müzik yapma fikri? Buldunuz müzik birbirinizi. Yapma fikri şöyle oldu. Gitarcı arkadaşım Murat'la beraber 2007 yılında tanıştık. Hala berabersiniz. Hala beraberiz. Şu an süper. Kendisi Amerika'da. 4-5 aydır Amerika'da çalışmalarına devam ediyor. Şu an işte yeni kayıtlarımız var. Onlardan da bahsedeceğim. Yeni çalışmalarımız var. Sadler davulcumuz aynı zamanda 2009 yılında grubumuza dahil oldu. 2007 yılından önce, 27 grubu kurulmadan önce grubumu, yani grup arkadaşlarım, birçok grup arkadaşlarım vardı. Amerikalı müzisyenler vardı. Türkiye'den gerçekten değerli isimlerle beraber çalıştım. Yani grubumuza giren ve çıkan şu anki müzik kalitemizi ya da şu anki müziğimizin tarzını oluşturacak altyapıları aslında 2007 yılından önce de verdik diyebilirim. Çünkü müziğimize hem bizim kendi Türk ezgilerinin olduğu ama aynı zamanda biraz da hani Batı müziği diyebileceğimiz ya da işte Amerikan rock tarzı diyebileceğimiz, oranın da kendine has bir grup sound'ı var, grup sesi var. Bu ikisini harmanlaştırdık yani bu zaman içerisinde. Şu an grubumuz 3 kişi olarak devam ediyoruz. Davulcunuz Türkçe bilmiyor. Türkçe bilmiyor, Türkçe öğreniyor. İşte dil okuluna gönderdik işte bir süreliğine. Çok memnun kalmadı, işte kendisine kitap aldı. İşte kitaptan böyle nasıl biz hani İngilizce kitap alıp öğrenmeye çalışıyoruz ya, böyle hani bazı şeyler çok saçma gelebiliyor yani aslında aynı bakacak olursanız. Aynı zahmeti o çekiyor şu an. Biraz çekiyor, evet. Yavaş ilerliyor ama emin adımlarla ilerliyor. Şu an zaten Türkiye'yi çok seviyor kendisi. Umut ederim ki bir dahaki sefere hep beraber oluruz. Tam onu söyleyecektim. Yani Murat'ı da çok ağırlamak istedik biz bugün. Ve yani davulcunuzun da Türkçesi düzeldiğinde. Çünkü benim İngilizcem yetmez onunla sohbet etmeye. Azıcık Türkçe biliyor. O kadar hani çat pat konuşabiliriz güzel. Yine. Evet, çok güzel. Şimdi siz orada başladınız müzik yapmaya. Karşınıza neler çıktı? Neler açtınız? Neler gördünüz? Çünkü Türkiye'den önce Amerika'da çalıp söylüyordunuz. Bizim Amerika'daki müzik geçmişimiz şöyle oldu. Biz Los Angeles'ta kurulan ilk Türk rock grubuyuz benim tabii. bildiğim üzere. Çünkü orada ben oraya yerleştiğimde yani birkaç tane müzisyen arkadaşlarım vardı daha önce Türkiye'den gelen. Ama Türkçe müzik yapan ilk grup biziz. İşte Barış Manço abilerimizin, Cem Karaca abilerimizin şarkılarını kendi yorumlarımızla yaptığımız, kendi bestelerimizi yorumladığımız mekanlarda, Los Angeles'ta özellikle insanların bize... Yani bakış açıları gerçekten çok güzel oldu. Çünkü onlar için etnik bir müzik yapıyorduk yani sonuçta. Türk ezgileri olduğu için daha önce de onların duymuş olduğu bir müzik tarzı değildi. Çok güzel tepkiler vardı. Yani şu an tepkilerden bir tanesini anlatacak olursam, dünyanın en ünlü mekanlarından diyebileceğim Whisky Gogo'da bir sahne almaya başladık. Her ayın 27'sinde. Ve orada süper, çalışan ve orada 27'sinde. Çalışan arkadaşlar bizi dinledikçe, yani bize güvenlik görevlisinden tutun bardaki insanına kadar bize gelip sarılıp gerçekten çok güzel müzik yapıyorsunuz dedikleri olmuştu. Ve bu
bizim için gerçekten onur vericiydi. Çünkü her gün bir grup çıkıyor ve her gün 4-5 tane grup çıkan mekanlar da var yani. Ve bu mekanlarda böylesine güzel bir tepkiyle karşılaşmak bizim için çok özeldi. Şimdi yurt dışında işin rengi biraz daha değişiyor. Çünkü orada bir şeyi başarmak, bir yerde tutunmak çok daha önemlidir ya. Çünkü burada daha rahatız. Anne var, baba var vesaire. Yani şimdi sen daha iyi bilirsin, daha çok tecrübe ettiğin için. Dolayısıyla orada bir şeyler yapmak, orada ayakta kalmak, orada tutunmak daha zor ve daha önemli, daha kıymetli. Siz bunu orada başardınız. Başardık. Bu çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Yani anne, baba, aile, özlem her zaman zaten vardı. Ama bunun vermiş olduğu o üzüntüyü bir şekilde ben şarkılarıma yansıtmaya çalıştım. Ve bu zaman içerisinde 50 taneye yakın Türkçe şarkım var ve belki bundan da fazla daha sayamadım ve 50 taneye yakın da yabancı şarkılarım var. Bunların hepsinde bu böyle hani zaman içerisinde yaşadığın yalnızlığın vermiş olduğu, ailenden ayrılmış olmanın vermiş olduğu üzüntülerin, aynı zamanda orada yaşadığım sevinçlerin ya da orada yaptığım başarıların bir şekilde müziğe döktüğümü düşünüyorum ve umut ediyorum ki en yakın zamanda zaten bizi dinleyenlerle yeni şarkılarımızı buluşturacağız. Şimdi hepsini konuşacağız. Ben seni sıkıştıracağım. Yeni neler var? Çok sıkışıyorum şu an. Ne yapacaksın? Şimdi ama bir mutfağa döneceğiz. Sen Süper. De aslında 2 yıl boyunca Amerika'da şeflik yaptın bir İtalyan restoranında. Dolayısıyla yemek yapar mısın hala? Şöyle bir şey oldu. 2001 yılında Amerika'ya gittiğim süre içerisine kadar yaptığım yemek, yani hani çok yemek yapan bir insan değilim. Fakat aileden uzak olunca ve kendi mecburiyetten. Yani mecburiyetten de diyebilirim. Çünkü Amerika'daki yemek kültürü gerçekten bizim Türkiye'deki yemek kültürüne nazaran yani bayağı kötü diyebilirim. Yani çünkü hamburger mantığıyla beslenen bir ülke genel olarak yani. Çünkü Amerika'nın kendi özüne has bir yemeği yok. Meksikan yemeklerini genelde kullanırlar. İşte burrito diyebileceğimiz, quesadilla diyebileceğimiz yemekler var. Bu beni biraz daha yemeğe karşı sempatimi, sevgimi daha da çok arttırdı. Yemek yapmayı zaten çok seviyorum. Biraz önce de söylediğin gibi 2 yıl İtalyan restoranında şeflik yaptım. Onun da vermiş olduğu güzel bir tecrübe var. Yemek konusunda yani ustamız burada tabii ki de. Lafımızı ustamıza bırakalım. Sizin yanınızda konuşmak da bir rica ederim, rica ederim. Bu arada hoş geldiniz. Ama yemek yapmak çok güzel bir şey. Hoş bulduk, teşekkür Keşke ederim. Keşke ben de aynı fikirde olsaydım yemek yapmanın güzel bir şey olduğuna dair. Ben gerçekten ilk başlangıçta söylediğiniz Muhtemel Aşk şarkısını çok severek dinliyordum. Tanışmak benim için bir heyecan oldu. Onu da belirtmek istiyorum. Değil mi? Bugün hepimiz bir heyecanlandık. Gerçekten öyle. Geliyor diye çok bana. Hoşumuza gitti. Hoş geldiniz stüdyoya. Hoş bulduk, renk kattınız. Ben hemen yapacaklarımızdan bahsetmek istiyorum bugün. Bugün Bursa'nın süt helvasını yapacağız stüdyoda. Anadolu mutfağını 81 ilinde işlenen Bursa'nın süt helvasını bugün stüdyoda ne kadar pratik bir şekilde yapacağımızı izleyenlere göstereceğiz. Yine fırında beşamel soslu karnabahar pişireceğiz. Karnabahar, bebek bir karnabahar seçtim ben. Onu böyle baharatlı bir suda haşlıyorum şu anda. Daha sonra bir fırın tepsisinde yine çeşitli bir aroma uygulayıp fırınlayacağım. Sonra üzerine beşamel sos dökeceğim. Bir miktar daha fırınlayacağım. Süt helvasından önce onu yiyeceğiz. Daha sonra ağzımızı tatlandıracağız. Süt helvası saray mutfağında, Osmanlı mutfağında hastalara yedirilen un bulamacıymış. Daha sonradan süt helvası olarak günümüze gelmiş. Bunu da bir dipnot olarak geçmek istiyorum. Bursa'nın mutfağında gerçekten bütün restoranlarda yiyebileceğiniz bir tatlıyı konuklarınıza ne kadar pratik bir şekilde sunabileceğinizin tarifini vereceğim bugün. Size bırakıyorum. Emre'cim şimdi ekrana listeler geldi ama senden de bir dinleyelim. Tamam, hemen ben malzemeleri hangi malzemeleri kullanacağız? Süt helvası için 5 yemek kaşığı kadar tereyağı kullanacağım. 1 su bardağı unun, 2 su bardağı toz şekerin girdiği, yine vanilya aromasının olduğu muhteşem bir Türk tatlısı. Üzerini tarçın ve cevizle tatlandıracağız. Eğer biraz daha yoğun ve dilim dilim kesmek isterse izleyenler, un miktarını biraz daha arttırabilirsiniz. Ancak süt helvasının orijinalliği ya da tüketilir hali biraz daha akışkan ve sıcak olmasıdır. Dilim halinde kesip tüketmek istiyorsanız soğutmanız gerekebilir. Ama sıcak tüketin. Bu da benim önerim.
Peki Ali Emre, kolay gelsin. Süt helvası Bursa'da hemen her yerde var. Özellikle esnaf lokantalarında var. Bursalılar da çok sever. Yemesi de çok hafiftir. Daha önce sık ya sık yer ben de misin? Şimdi zaten ustamız anlatırken böyle karnımdan sesler gelmeye başladı. Bilmiyorum duydunuz mu? Süt helvasını ben daha önce hiç denemedim. İşte yani nasıl olduğunu da merak ediyorum. Daha sık gelip gitmen gerekiyor. Yani olacak benim için de. Yani gerçekten geçmişi olan güzel bir tatlımız gibi duruyor. Neden denemediğimi de kendime soruyorum aynı zamanda. İşte Bursa'ya daha sık gelmen gerekiyordu. Evet, Bursa'ya daha sık gelmemiz lazım. Cevabım bu. Tamam. Aslında biz bunu saymayız da. Hep gelelim biz. Her gün gelelim bunu buraya. Bunu saymayız. Aslında geliyorsun da sık sık Bursa'ya değil mi? Evet, Görük'te de bizim kafemiz var. Aynı zamanda yani boş vakitlerimde oradayım zaten genel olarak. Değirmenlere'de ailem var. İstanbul'a gidip geliyorum. Yani devamlı hareket halindeyim. Konserlerimiz oluyor. Konserlerimiz için zaten devamlı ya uçakla gidiyorsak uçakla gidiyoruz. İşte karayoluyla gidiyorsak arabamızla gidiyoruz. Bir şekilde yoğun bir tempo içerisindeyiz. Yani devamlı bir şeyler oluyor. Ama zaten bu senin hayatında yeni bir şey değil, değil mi? Yani zaten Amerika'da yaşarken de gelip gitmeler vesaire zaten o süreçlerde yeterince hareketlidir diye tahmin ediyorum. Evet. Ya genel olarak seyahat etmeyi seviyorum zaten. Yani böyle yolculuk benim için... Yani gökyüzünü izlemek tabii ya da... Tabii ne güzel. Sana öyle gökyüzünü izlemek yani... bilmem ne. Burada eşin dostun sevenlerin orada bekliyor. Oraya gidiyorsun orada bekliyor. Ben biliyorum bunu. Zaten benim ailemde de yani eskiden beri biriler çok böyle hani evde otururum tabii ki. Ama hep hareket halinde olmayı severim genel olarak. Yani hani bir gün buradayım bir gün oradayım yani... Her yerde olmak istiyorum bazen. İşin yani. Şakası bu çok güzel bir şey. Bir de bu insanı besleyen bir şey. Yani yaptığın işle alakalı da yani birey olarak da bunlar hani sana hep fayda sağlayacak şeyler. Şimdi siz Türkiye'ye dönmeye ne zaman karar verdiniz? Böyle bir istek arzu niçin oluştu? Tatmin mi etmedi yoksa? Türkiye'ye dönme kararı aslında alınmış bir karar değil işin açıkçası. Hmm. Normalde 2015 yılının Aralık ayında biz Muhtemel Aşk'ı çıkarttık. Ocak ayında, 2016 yılının Ocak ayında ben Türkiye'ye geldim. Daha sonra 1,5 ay sonra grup arkadaşlarım geldi. Bizim buradaki Türkiye'deki serüvenimiz aslında böyle bir akış halinde ve hala akış halindeyiz aslında. Hani böyle tamam hadi hep beraber Türkiye'ye taşınıyoruzdan öte biz müzik yapmak istiyoruz. Amerika'da müzik yapıyorduk zaten. İşte turneler düzenliyorduk. İşte New York tarafına gidiyorduk, San Francisco'ya gidiyorduk. Türkiye'de insanların bizi Muhtemel Aşk şarkısıyla tanıması bizim daha çok konser vermeye yoluna soktu diyebilirim aslında bir nevi. Daha çok konser demek bizim burada daha çok olmamız demek. Çünkü biz insanlara müzik yapmak istiyoruz. İnsanlar için müzik yapmak istiyoruz. Güzellik vermek istiyoruz ve bunu böyle güzel bir fırsat yakaladığımızı da düşünüyoruz Muhtemel Aşk'la. Daha sonra ikinci şarkımız çıktı, Sokak Lambası. Dinleyeceğiz biraz. O da gerçekten çok güzel tepki gösterdi. Yeni bir şarkı çıkarttık 3,5 ay önce. Nacizane Bir Gece diye. O da şu an zaten listelerde ve müzik piyasasında. Yeni projelerimiz var. Onları da yani harekete geçirmek istiyoruz. Bunun yanı sıra konserlerimiz oluyor. Bu tempoda hadi biz Amerika'ya dönüyoruz. Amerika'daki işlerimize devam edelimden öte... Türkiye'de bir şeyler yapmaya karar verdik. O yüzden de şu an buradayız. Aralık ayında tekrar bir Amerika'ya gitme durumumuz var. Bir kısa bir süreliğine. Ama oradaki bağlantıyı koparmayacaksınız. Tabii orada da bir ayağımız olacak her zaman için. Zaten uzun 14 senedir 15 senedir bir Amerika'da yaşamış bir geçmişimiz var. Bir ayağımız orada olacak tekrardan. Çünkü yabancı şarkılarımız da var aynı zamanda. Ama şu an bu konser temposunda yabancı şarkılarımızı da çalıyoruz ama genellikle Türkçe şarkılar çalmayı tercih ediyoruz. Şimdi bu Muhtemel Aşk şarkısı çok güzel bir şarkı. Hepimiz, herkesin çok sevdiği bir şarkı. Bu şarkının hikayesini dinleyebilir miyiz? Galiba bunu ekibinizden Murat mı yazdı? Bunu ben yazdım aslında. Sen yazdın. Ben yazdım. Şöyle bir şey oldu. 2007-2008 yıllarında bizim Murat'la beraber geldiğimizde İlk yazdığımız Türkçe şarkılardan bir tanesiydi Muhtemel Aşk. Normalde şarkıları zaten söz ve müziklerini ben yazıyorum. Ama işte masaya oturtuyorum. İşte nasıl bir şey yapabiliriz? İşte yani ustamıza getiriyorum. Ben diyorum ki elimde şöyle bir malzeme var. Ne kadar tuz koyalım, ne kadar biber koyalım. Hani ortak bir çalışma oldu diyebilirim Muhtemel Aşk bugünkü haline. Daha önceki halini dinlemiş olsaydınız bugünkü haliyle arasında ufak tefek farklılıklar var ama...
aranje olarak Gripin grubunun desteği oldu. Güzel bir çalışma yaptık yani. Sonuç olarak insanlar gerçekten çok sevdi. Bu şarkı bir nevi aslında hayatı anlatan bir şarkı diyebilirim yani. Çünkü burada bir Amerika yolculuğunu başlattım ben kendimce. Amerika'ya gitmeye karar verdim. Yani bir aşk için diyebilirim yani. Belki bir muhtemel aşk için diyebilirim. Hayatın içinden kopan bir parça bence muhtemel aşk. Yani hepimizin hissettiği, hepimizin içinde bir şeyler bulabileceği bir şarkı. Muhtemel aşk için yola çıkılmış ve bu yüzden yazılmış bir şarkı ama sonra virane oldum diyor. Divane oldum. Şöyle bir şey var. Güzel şeyleri yaşamak için bazı zorlu koşullardan geçmeniz gerekiyor. Aslında virane oldum anlamı yani iyi bir şeylerin olabilmesi için, gerçekten onu hak etmeniz için bazı toprak yollardan, tozlu yollardan geçmeniz gerekebilir. O anlamda kullanılıyor. Ve divane oldum zaten kelimesi kullanıldığı bir yerde virane kelimesinin çok da büyük bir etkisi olacağını düşünmüyorum ben genel olarak. Sadece bir geçiş dönemidir. Çok böyle üstü kafalı oldu bu ya. Üstünü açalım fark etmez. Açalım fark etmez. Bu kadar önceden yazılmış bir şarkı şu an bu kadar patladı. Açıkçası bekliyor muydun bu kadar beğenileceğini? İşin açıkçası bu kadar beklenileceğini beklemiyorduk. Ama her zaman için bir Türkiye'de güzel bir şeyler yapma arzumuz vardı zaten Amerika'da yaşarken de. Bizim çünkü Amerika'da yapmaya çalıştığımız gerçekten çok kolay bir şey değil. Biz Türk müziğini, o Türk ezgilerini yurt dışında Türkçe şarkılar, orijinal şarkılar halinde çalıp söyleyen bir gruptuk. Bunun yanı sıra İngilizce şarkılarımızı da Türkçe ezgilerle bir şekilde yayınlamaya çalışıyorduk ki çıkartmış olduğumuz Love is the Game diye bir EP'miz var, 3 şarkıdan oluşan. O CD'nin içindeki Dreamcatcher diye bir şarkımız var. Türk melodisi fakat İngilizce bir şarkı. Bunun yanı sıra Papatya diye bir şarkımız var. Papatya da normalde tabii ki de Türkçe bir kelime ama sözleri İngilizce. Şu an işte onu Türkçe'ye çevirdik. Yani onu belki yeni çalışmalarımızda kullanmak istiyoruz. Çünkü bizi dinleyen, daha önce takip eden insanlar neden Papatya şarkısını yapmıyorsunuz diye çok bize eleştiride bulundular. Umut ediyorum ki önümüzdeki projelerden bir tanesi de Papatya olacak. Çok güzel. Şimdi sizin tabii çalışmalarınız çok yoğun bir şekilde sürüyordu fakat ama biz galiba biraz daha insanlar sizi Gripin'le birlikte tanıdı. Hı hı, evet. Yani sen nasıl yorumluyorsun? Nasıl kesişti yollarınız ve belki de sizin için bir kapı daha açılmış oldu değil mi? Evet. Şöyle bir şey oldu. Biz Gripin grubuyla tanışmamız Amerika'da oldu. Amerika turnesinde oldu. Bize ilk Amerika'ya gelmek istediklerini söylediklerinde bizim de oradaki bulunduğumuz çevre itibariyle birçok insanı tanıyoruz uzun yıllar orada kaldığımız için. Biz de onlara bir teklif sunduk. Biz de dedik turneye sizinle beraber gelmek istiyoruz dedik. Ve 4 sene ard arda beraber turne gerçekleştirdik. Tabii bu konser esnalarında bizim şarkılarımızı duydular kendileri ve bizlere destek olacaklarını söylediler. Uzun süren çalışmaların sonucunda İşte 2015 yılında Muhtemel Aşk'ı çıkardık. Ondan neredeyse bir yıl önce bunun hazırlıkları başlamıştı zaten. Ve şu an buradayız yani Türkiye'deyiz. Onlara da buradan selam gönderiyorum. Teşekkür ediyoruz onlara da. Şimdi Gripin grubuyla beraber çalışmaya başladınız. Hı-hı. Onlar burada da sizlere destek oluyor. Nasıl bir iletişim var? Yani nasıl bir dayanışma söz konusu? Normalde bizim kendileri bize destek vereceklerini söylediler. Başka bir firmayla çalışıyorlar zaten ama kendi yapım şirketlerini kuracaklarını söylediler. Bizim de şarkılarımız 3 şarkıyla beraber 3 şarkılık bir anlaşma yaptık kendileriyle. Şu an zaten anlaşmamızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız yani. Çünkü 3 şarkı çıkarttık. 3 maxi single içinde anlaşmamız. Ve şu an zaten güzel bir arkadaşlığımız var. Yani onlarla çalışmamız öyle bir oldu ki yani zaman içerisinde harmanlaştı diyebilirim. Onlar için de yeni bir atılımdı, yapımcılık yapmak, bir gruba bir öncülük etmek. Bizim için de zaten yeni bir sayfa açmaktı. Çünkü biz normalde bütün işlerimizi zaten Amerika'dayken kendimiz yapıyorduk. Herhangi bir şirkette çalışmıyorduk ve Amerika'da bunun üzerine birçok ödülümüz de var aynı zamanda. Yani şarkılarını da bir yandan çalıyor yönetmenimiz. Evet, şarkılarını biliyorum. Çünkü çok hepsini güzel öğrendik zaten zaman içerisinde beraber. Değil mi? Şimdi tarzınız da yakın aslında.
Yani öyle demek doğru olur mu? 27 ile gripinin tarzı da birbirine yakınlığı var. Evet. Şöyle bir şey oldu. Normalde 27 grubunun yani bizim çok çeşitli diyebileceğim ama tabii ki şarkıları biz yazdığımız için birbirine benzeyen şarkılarımız var. Benzeyen derken işte modern rock. Benim aklım kaydı. Acaba dinlesek mi diye. Sokaklanmasını dinleyelim. Sokaklanmasını güzel şarkılarımızdan tanesi. Şimdi öncesinde bir teşekkür etmem gerekiyor. Yani aslında çok hoşlanmadığın halde playback'ten bizi kırmıyorsun. O yüzden böyle biz hem böyle klibi böyle tadımlık seyircilerimize olur, sunarken bir yandan da senden dinlemiş olalım. Tabii sokak ki. Lambası. Sokak lambası diyelim. Oturarak daha rahat edersen oturabilirsin. Sana kalmış. Fark etmez. Ayağa kalktığım için ayağa kalkalım bence. Harika.
Biraz daha sert, biraz daha isyankar ve asi vahşi, bir şarkı. Biraz daha vahşi diyebilir miyiz? Bir o kadar da yani duygusal yanı da var. İçinde ben yandım. İçinde ben yandım bir sokak lambası. Bu şarkı Los Angeles sokaklarında yazılmış bir şarkı aslında diyebilirim. Böyle gecenin bir yarısı tek başınıza yolda yürürken hafif böyle yağmurlu diyebileceğim kış öncesi yazılmış bir şarkı sokak lambası. Siz yazdınız tabii, sonra üzerine ekiple beraber çalıştınız. Bu da eski bir, yani yazım tarihi eski bir şarkı. Bu da eski şarkılarımdan bir tanesi, evet. Los Angeles'ta bulunduğum süre içerisinde yazmış olduğum şarkılardan bir tanesi. Yani orada yazdın ama sanki böyle tam bir Türk filmi müziği gibi. Türk filmi zaten öyle bir Yeşilçam rock yapıyoruz diye öyle bazı duyumlar alıyoruz aslında bir nevi. Evet. Nasıl karşılıyorsun bu yorumu? Yani Yeşilçam rock dediğimiz hani eski Türk filmlerinde çalan müzikleri canlı performanslarımıza da sergiliyoruz. Zaten herhalde ondan dolayı da insanların hani bizim müzik tarzımıza bakış açısı eski bir havası olan ama yenilik, içinde yenilik olan bir müzik tarzımız var. O yüzden Yeşilçam'da tabii ki eski Türk filmlerinde işte biz küçükken annelerimizle beraber izlediğimiz bazı melodiler var. Yani onları da hani kullanıyoruz mesela, bazı şarkılarımızda yer veriyoruz yani. Ama yani ben naçizane şunu söylüyorum. Yani katılıyor musun bilmiyorum bana. Eski müzikler her zaman daha güzel. Yani eski ritimler, eski sözler daha manalı, daha böyle altı dolu şarkının da, sözlerinin de, ritminin de. Dolayısıyla aslında doğru bir şey yapıyorsunuz. Yeni çıkan bir sürü o şarkıdan ziyade gürültünün arasında doğru ritimleri, doğru sözleri bulmak ve onlara ulaşmak bizim için de zor. Ben eminim sizin için de zor. Çünkü böyle bir talep var mı yok mu? Talep ne? İşte o gürültü diye nitelediğim kendimce pop şarkılarken siz ona çok böyle okkalı bir şey koyuyorsunuz ortaya. İşte bu diyorsunuz. Yani bence bu kadar ses getirmesinin sebebi de bu. Olabilir. Katılır mısın? Evet, katılırım tabii ki de. Yani müziğimizde bizim, ya Türk müziği zaten çok geniş bir yapıya sahip ve eski şarkılarında kendine has güzel bir özelliği var. Bir duygusu, bir içtenliği, bir samimiyeti var. Bu maalesef ki bazı yeni şarkılarda her zaman için olmuyor. Yani şarkıya, piyasaya uygun olması için yapılıyor. O zaman özelliğini kaybediyor diye düşünüyorum ben. Eski şarkılarda hiçbir zaman eskimez zaten. Eskiler, bazı eskiler hiçbir zaman eskimez yani. Her zaman kendi güncelliğini korur. Şimdi ben böyle söylendim ama sen nasıl buluyorsun yeni çıkan şarkıları gündemdeki, piyasadaki? Yani biraz önce de bahsettiğim gibi gerçekten piyasada güzel şarkılar var ama güzel şarkıların yanı sıra hani şarkı olunmak için olunan şarkılar da var ve bu bence kendini yorumu icra eden kişi tarafından da tabii ki de önemli bir faktör. Şarkıyı hissetmek, o şarkının o hissini, o duygusunu bir şekilde insanlara verebilmek hem çok kolay hem de çok zor aynı zamanda. Yani o ikisini bir arada dengeli tutmak lazım. Yani bir yemek yapmak gibi bir şey diyebilirim. Eğer tuzu fazlaysa, tuzu fazlaysa o yemek size tuzlu gelir. Ama tuzu azsa tuzu az gelir. Bunun bir dengesi vardır. Maalesef ki bazı çıkan şarkılarda ben bu dengeyi çok iyi bulmuyorum. Genel olarak çok fazla müzik dinlemiyorum da demek istemiyorum. Ama kendi çalışmalarıma daha çok ağırlık verdiğim için ve insan kulağı ister istemez başka müzikleri dinlediği zaman onu taklit etme demeyeyim ama ondan alıntı yapma gibi bir durumu olabilir diye çok fazla böyle müzik her zaman dinlemiyorum. Dinlediğim zamanlar özel zamanlar. Çok güzel. Şimdi Gripin'le yaptığınız anlaşmanın 3 şarkılık olduğunu söyledin. 3 evet. Şarkı yapıldı. Evet. Şimdi bundan sonra yollar ayrılacak mı? Biz yollarımızı ayırdık zaten bir şekilde. Çünkü bu çalışmamız bizim bir 4-5 sene daha öncesi var aslında bizim. Yani normalde Grip'in yapımcılığa başlamadan önce zaten 2-3 sene konuşmalarımız vardı. Konuşmalardan sonra şarkılarımızı yaptık. Şu an zaten hala arkadaşlığımız devam ediyor. Ama yapım olarak şu an bir geçiş sürecindeyiz diyebilirim aslında. Bize gelen teklifler var. Bize tekliflerin yanı sıra Grip'in yapımı olarak devam etmesi biraz soru işaretiydi. Prodüksiyon işleri biraz daha farklı ilerledi aslında bizim beklentimizden ve onların beklentisinden. O yüzden şu an için net bir şey
belli değil. Fakat prodüksiyon yapım şirketleriyle beraber görüşmelerimize biz devam ediyoruz şu an için. Çünkü biz daha çok şarkı vermek istiyoruz insanlara. Elimizdeki olan şarkıları daha kısa zamanda vermek istiyoruz. O yüzden de böyle bir değişiklik olacak. Umarım bu herkes için iyi olur. Evet, elinizdeki şarkıları bir an önce verin. Muhtemel aşk kim bilir kaç zamandır, kaç senedir siz de epey olduğunu söylediniz. Evet. O zamandan beridir yok, sokak lambası da öyle olmuş anladığım kadarıyla. Yani, saklamayın kendinizi, paylaşın bizle bir biz, an önce. Yok, saklamıyoruz zaten artık. Saklamıyoruz deyince böyle yeni bir şarkımız var. O şarkının ismi de Saklambaç olacak. Hani o da aklıma o geldiği için çok eksentrik, değişik oldu benim için yani. Şarkılarımızı saklamıyoruz aslında. Ama yani yılların birikimi var. Yılların birikimiyle tabii ki şarkılarımızı hemen vermek istiyoruz ama bunun bir yapım süreci var. Yani gerçekten bir şarkının bu hale gelmesi için çok uzun süre efor sarf ediliyor. Şarkının işte düzenlemesiydi, çalınmasıydı, kayıtıydı, videosuydu, çekimiydi, reklamıydı. Yani gerçekten uzun bir süre var, uzun bir emek var yani bunun içinde. Ama zaten bu işi seviyorsanız da, devamlı yapıyorsanız da üretime her zaman için devam ediyorsunuz demektir. O yüzden biz çalışmalarımızı biraz daha hızlandırmak istiyoruz. Şimdi siz çalışmalarınızı planlı programlı yapıyorsunuz. Belli bir zaman ve belli bir disiplin dahilinde. Şu zaman şu olacak, bu zaman bu olacak. Şimdi belki tabii bu söylediğim soru o kadar net bir cevaba sahip değil ama yani 27'yi şu noktaya taşıyacağız ve şu kadar zamana ihtiyacımız var gibi böyle net ifade edebileceğim bir şey var mı? Ya bu güzel bir soru aslında. Çünkü normalde böyle işte 5 sene sonra kendinizi nerede görüyorsunuzun başka bir versiyonlu sorumu gibi geldi. Klişelikten ne kadar kurtarabilirim. Bazen düşüyorum o hataya ama. Ya 27 grubu şu an geldiği yerden gerçekten çok memnun. Türkiye'deyiz. Konserlerimize devam ediyoruz. Bir Avrupa turnesi, bir Amerika turnesi düşünüyoruz. Bizim hedefimiz Türkiye'nin her ilinde, her yerinde konser vermek. Hani biz şurada olmak istiyoruz diyebileceğim şu an için bir yer yok. Sakarya. Konser var mı yakın zamanda orada? Sakarya'da konserimiz değil, Bursa'da Yörük'te de olacak aslında konserimiz. Hayal Perest'te olacağız çarşamba günü 8 Kasım'da. Süper. Ayrıntılarını soracağız. Tekrar duyurusunu yapacağız. Şimdi bir reklama ihtiyacımız var. Tamam. Dönüşte çalışmalarınız, konser programlarınız daha çok sıkıştıracağım seni. Tamam. Ama önce bir reklam.
Bu çok daha da güzel. Ay hepsi çok güzel. Bu biraz... Değil mi? Bu şarkıda böyle hani özel bir gece ama özel olduğunu sonradan anlayabileceğiniz tarzı bir gece diyebilirim. Bu şarkı öyle bir şey anlatıyor. Bu da size ait mi? Evet. Bu da size. Bunda söz müzik bana ait. Bu nasıl çıktı? İşte gecelerin bir tanesinde. Bir tanesinde. Malzane bir gece yani çok geçiştiriyorsun. Bunu daha önce duymuştum. Bir cümle söylüyorsun, geçiştiriyorsun. Ya her şarkının hani kendine has bir özelliği var. Ama gerçekten şarkılarımın çoğu zaman içerisinde bugünkü halini aldı diyebilirim. Yani nacizane bir gece. Yani eskiden yaşamış olduğum benim aklımda kalan bazı hani günler ve geceler vardır. Bu gecelerin birikimi nacizane bir gece şarkısında birikti diyebilirim. Hani sözlerine bakarsınız da yani ben hiçbir zaman için aslında bir köprünün altında boş şeyler dibinde yani o şekline hiçbir zaman girmedim. Ama onu hissederek yazmak da çok önemli bir şey yani. Ve bu o köprü manzarasını, işte nacizane bir geceyi, bazı farklı lokasyonları birleştirip şarkı oluştu diyebilirim aslında yani. Hani tek bir olaydan dolayı değil yani bu şarkıların. Genellikle şarkılarımın çoğu da öyle. Yani zaten şöyle değil midir? Ya yaşayacaksın o pozisyonu orada, ya onu hissedip direkten döneceksin, böyle olurdu diye yazacaksın sen gibi. Ya kitap, ya şarkı sözü, ya başka bir şey. Ya da birilerini anlatacaksın. Zaten yani bütün mesele bu gibi bir şey oldu. Sen gözlemledin mi? Ben ya bir insan yaşar, ya oturur, yazar ya tabii da anlatır. Ki. Yani yaşamak en önemlisi tabii ki de. Ama yaşamayıp da yaşamış gibi hissettirebilmek de olağanüstü bir durum tabii bence. Tabii o daha güçlü bir şey. Yani. Yani başınıza geldikten sonra yapacak bir şey yok ama sen başına gelmeden onu hissedip yazıp bir de onu böyle bir anlatabilmek, şeye dönüştürebiliyorsan o çok çok daha güzel. Şimdi yakın zamanda ne gibi projeler var? Saklambaçı ve papatyayı duyduk. Biraz daha ayrıntılı neler, neler bekliyor ve ne kadar zaman sonra ulaşacağız sıradaki şarkı için? Şimdi planlarımıza göre önümüzdeki birkaç ay içerisinde umut ediyoruz ki yeni şarkılarımız hazır olacak. Şu anki planladığımıza göre 7 şarkıdan oluşan bir CD yapmak istiyoruz yeni şarkılarımıza beraber. Çünkü biraz önce de söylediğiniz gibi bu yazmış olduğumuz şarkılar işte bir 10 senelik 15 senelik şarkılar. Aynı zamanda son zamanlarda da yazmış olduğum şarkılar var. Hani bir şekilde yenilikçi de olmak istiyorum yani. Hep böyle hani eskiden Los Angeles'tayken yazdığımız şarkılar değil de Türkiye'de bulunduğumuz o Türkiye'nin de o tazeliğini, o güzelliğini, çünkü uzun yıllardır hasret kaldık diyebilirim. Hem yemeklerine hem sevgisine. Bununla beraber yeni şarkılar da meydana çıktı tabii ki ve o yüzden bu yeni şarkıları da vermek istiyorum aslında en kısa zamanda. Şu anki çalışmalarımıza göre Ocak ayında yeni yılla beraber insanlara güzel şarkılarımızı dinleteceğiz. Üstelik bunun bir albüm şeklinde çıkması beni daha da mutlu etti. Çünkü single gibi çıkarıyorlar böyle sevdiğim sanatçılar. O tadı damağında kalıyor insanın, değil mi? Yani single olarak çıkartmak da aslında bir yönden iyi ama bir yönden de kötü diyebilirim. Sizin demiş olduğunuz gibi tadı damağınıza kalıyor ama tadı damağınıza kalması da güzel bir şey aslında. Çünkü heyecanla daha çok hani neler, başka neler gelecek heyecanı oluyor. Bazı zaman işte 7 şarkılık, 10 şarkılık, 12 şarkılık CD çıkarttığınız zaman CD'nin içinde bulunan o güzel şarkıların belki tam tadını alamıyorsunuz da olabiliyor belki. Yani hani öyle arada böyle kaynıyor gibi geliyor biraz mesela bana bazı zamanlarda. Ama sonuçta şarkı güzel olduğu sürece bir şekilde onu dinleyen her zaman için olacaktır. Çok güzel. Şimdi Bursa'da konserin var, onu konuşacağız. Tamam. Öncesinde bir mutfağa bakalım. Senin özlediğin, bahsettiğin yemeklerden bir tanesini yapıyor Emre. Ne aşamadayız Emre? Şimdi ben karnabaharları dediğim gibi biraz çeşnilendirdiğim bir suda haşladım güzelce. Çok öldürmemek kaydıyla. Yapısını bozmadım. Bir bebek karnabahar seçmiştim. 4 demet haline ayırdım. Bir beşamel sos hazırladım. Beşamel sosta tereyağını hemen bir tencere içerisinde erittim. 2 yemek kaşığı kadar un koydum ve kavurdum. Rengi döndükten sonra biraz tuz
ve karabiber ekledim. Daha sonra 2 su bardağı kadar da soğuk süt ekledim. Ben biraz yine kendi yorumumu kattım bu yemeği renklendirmek için. Zerdeçal geçti elime. Biraz zerdeçal uyguladım. O da antioksidan açısından çok önemli bir baharatımız. Zerdeçalı da böyle renklendirdikten sonra şimdi fırına vereceğim karnabaharları. Süt helvasını da ben bütün malzemeleri tencerenin içerisinde karıştırıp daha sonradan pişirme işlemi uyguladım. Aslı da böyle yapılır. Bazı yerlerde unu kavurup daha sonra sütle kıvamlandırırlar. Bu bir beşamel tekniğidir. Anadolu mutfağında yeri yoktur. Biz bunun aslında un bulamacı olduğunu bildiğimiz için soğuk sütün içerisinde çözünebilir ürün olan unu karıştırarak çözeceğiz. Daha sonra ısıl işlemle kıvamlandırdıktan sonra içerisine vanilyayı ekledim. Tereyağıyla da biraz daha kıvamlanmasını sağlayıp fırında üzeri yanana kadar bir miktar beklettim. Şimdi de soğutuyorum. Dediğim gibi akışkan bir hali var un bulamacının, süt helvamızın, Bursa'nın süt helvasının. Birazdan servis yapınca da izleyicilerimiz daha iyi anlayacaklar. Evet, çoğu günden farklı olarak müzik eşliğinde yemek yaptın. Evet, yemekler daha lezzetli olacak. Gerçekten. Değil mi? Bir ara yine böyle olmuştu, hatırlıyorsun. Ama bu çok sevdiğim şarkılar. Bütün yemeklerin içerisinde böyle değişik aromalardan ziyade notalar da var artık. Çok daha keyifli oldu. Çok güzel. Yersin değil mi, karnabahar seversin? Yani çok lezzetli duruyor buradan. Tabii ki de yerim yani. Yemek seçmem yani genel olarak. Çünkü öyle bir lüksün olmadı hiçbir zaman değil mi? Amerika'da ağlıyormuşum şimdi burada. Yo. Yani her türlü yemeği seviyorum. Eskiden pırasa yemeğini çok sevmezdim ama artık pırasa yemeğini de çok seviyorum. Ya çok güzel. Şimdi gençlerle bir aradasın. Konserleriniz var. En yakın 8 Kasım'da Görükle'de bir konseriniz evet. var. Saat kaçtaydı? Saat 10'u çeyrek geçe dedik. Gibi. Ama kapı açılış saati tabii ki farklı oluyor. 10.30 gibi sahne alacağız Görükle'de. Onun dışında bir Kıbrıs konserimiz gözüküyor hafta sonu için. Onun dışında hala bir Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Oradan bir teklifler var ama şu an için netleşen tam bir tarih yok. Bir Avrupa konserlerimiz olabilir. Onun akabine işte stüdyo çalışmalarımıza devam ediyoruz hala. Onları da hazırlıyoruz artık zaten. Şu an için çalışmalarımız böyle. Güzel bir konser geçirdik. O yüzden hani ses açısından biraz bir de sabahın erken saatleri olduğu için biraz zorlanıyor olabilirim. Çünkü 29 Ekim konserimiz vardı biliyorsunuz geçen hafta. İzmit'teydik. Kendi memleketimizdeydik. Çok güzel bir konser geçirdik. Kalabalığın coşkusu gerçekten inanılmazdı. Yani bizi zaten devamlı dinleyen ve takip eden gerçekten çok genç nesil var diyebilirim. Yani böyle işte ortaokul, lise çağlarındaki o gençlerin o heyecanı bizi gördükleri zaman inanın gerçekten çok güzel. Bunun yanı sıra aileler de geliyor tabii ki. Hani genci yaşlısı zaten müziğin hani genci yaşlısı olmaz. Müzik herkese hitap eder. Ama bunu konserlerimizde, halk konserlerimizde özellikle gördüğümüz zaman gerçekten çok mutluluk duyuyoruz. Ve bu bizi biraz daha böyle daha güzel şeyler nasıl yapabiliriz? İşte daha güzel şarkı yazmamıza, daha güzel prodüksiyonlar yapmamıza gerçekten yardımcı oluyor. Bursa seyircisi nasıl? Aranız nasıl Bursa seyircisi? Bursa seyircisiyle aramız güzel. Bursa'da 2 tane konser gerçekleştirdik şu ana kadar. 2016 yılında 2 tane konserimiz oldu. Bir tanesi Görükle'de oldu, bir tanesi Bursa Nilüfer'de oldu. Süper geçti. Bursa'nın kendine has güzel bir değişik bir havası var diyebilirim aslında. Şu an bir konser hazırlıklarımız var festival için özellikle. Önümüzdeki yaz sezonu için. Şimdi Görükle konserimiz var. Onun için de heyecanlıyız. Çünkü Görükle bilmiş olduğunuz üzere öğrencilerin daha yoğun olduğu bir yer. Ve Türkiye'nin her yerinden de öğrenciler var. Cıvıl cıvıl bir yer. Güzel bir, kendine has güzel bir enerjisi var Görükle'nin de. Güzel bir konser olacağını umut ediyoruz. Şimdi sizin yaptığınız tarz itibariyle de tabii biraz daha gençlere hitap ediyor. İşte böyle biraz daha Anadolu rock demek doğru mu? Sizin şarkı türü. Tam olarak Anadolu rock diyemeyiz ama Anadolu rock'ın içermiş olduğu öğeler var tabii ki. Normalde biz yani sound olarak canlı performanslarımızda 3 kişiyle çıkıyoruz. Bas gitar, davul ve elektro gitar. Aynı zamanda ben gitar çalıyorum, değiştiriyorum. Vokaller, back vokalim var. Yani bu enstrümanlar dahilinde yapabileceğiniz tarz belli. Anadolu rock da zaten hani
rock diyebileceğimiz ana öğelerin olduğu bir müzik tarzı. Biraz yakınız diyebilirim Anadolu rock'a, evet. O yüzden de gençlerin çok ilgisini çekiyor. Hı. Nasıl, böyle potansiyel var mı gençler, böyle müzikle ilgilenmek isteyen, gelen? Yani zaten hani bizi yolda gören genç arkadaşlarımız zaten heyecanlanıyorlar ister istemez. Bazı arkadaşlarımız hemen fotoğraf çekilmek istiyor. Bazı arkadaşlarımız biraz daha çekingen davranıyor ama tabii ki onların tepkisini görebiliyorsun. Yani genel olarak bizi seven ya da bizi böyle yakından takip eden, yani neredeyse anaokulu diyebileceğim yaşta çocuklar var yani. Ve bize gelen aşk diye söyleniyor. Yani, sen ne yaşadın çocuğum diyor. Bize gelen video, belki muhtemelen aşkın anlamını bilmiyor ama bir şeyler hissediyor yani. Bize gelen o kadar çok video var ki işte, "Aa, bunu gördünüz mü?" diye böyle. Yani bebek diyebileceğim yaşta, bebekler diyeyim artık çünkü yani bebek televizyonun karşısında böyle zorla ayakta duran çocuklar vardır, böyle hafif haylaz gibi gözüken ama bebekler zaten her zaman için tatlıdır. Yani öyle videoları görünce, izleyince, duyunca yani gerçekten inanılmaz bir duygu diyebilirim aslında. Çünkü o kadar genç çocukların da şarkıyı sevmesi çok ilginç bir şey bence. Sözlerini belki anlıyorlardır, anlamıyorlardır. Bunun yanı sıra işte ortaokul, lise çağlarındaki genç kızlar özellikle, tabii ki de erkekler de bize güzel bir hayranlıkları var. Şimdi sizin grubunuz için benim gözlemlediğim galiba en büyük şey şu: Amerika'da çıktığınız, orada çaldığınız, ettiğiniz için ve sonra Türkiye'ye geldiğiniz için aslında uluslararası bir kimliğe sahipsiniz. Hı hı. Türkiye'deki birçok sanatçı bu imkanı, bu şansı bulamıyor ya da eline geçen fırsatları iyi değerlendiremiyor. Sen nasıl görüyorsun peki? Yani sizin böyle bir avantajınız var. Amerika'dan çıktığınız için biraz daha uluslararası bir kimliğiniz var. Hı-hı. Türkiye'de mesela bir Tarkan'ın bilindiğini söylüyorlar. Sen, hı-hı, nasıl değerlendiriyorsun? Biz uzun süre Los Angeles'ta çalışmalarımıza devam ettiğimiz için orada bizi tanıyan, bizi seven güzel bir kitle var. Ve bunun yanı sıra Guatemala'da da konserlerimiz oldu aynı zamanda. Davulcu arkadaşımızın memleketi diyebilirim Guatemala için. İşte Murat'ın, gitarcı arkadaşımızın, davulcumuzun müzik ve benim aynı zamanda müzik geçmişimiz ve kültürlerimiz farklı kutuplarda fakat aynı sayfada diyebilirim. Bunun anlamı, geniş bir yelpazeye sahibiz aslında müzikal anlamda. Ve uluslararası müzik yapmak için gerçekten müziğin sadece yöresel olarak değil, yöresel olan bir şeyi geniş kitlelere duyurabilmek için bunu hem şarkıların düzenlemesi, sözleri vesaire hepsi büyük bir etken haline dönüşebiliyor. Bizim yabancı olarak yazdığımız şarkıların çoğunda Türk ezgileri var mesela. Hı hı. Uzun süren bir çalışmalarımız var, bağlantılarımız var, şarkılarımızı daha önce Hollywood filmlerinde kullanıldığı, bazı projelerde yer aldığı şarkılarımız yılın en iyi rock şarkısı dalında ödül aldı. Yani güzel başarılarımız var aslında, Türkiye'de daha önce duyulmayan. Burning Man Festivali'nde İlham ve Güzellik ödülü aldık mesela. Bu bizim için gerçekten çok kıvanç verici bir şeydi. Sahne aldıktan sonra organizasyonu düzenleyen insanlar tarafından böyle plaket ve güzel bir madalya verildi. Hı hı. Biz de tabii anlamadık ilk başta ne olduğunu ve o madalya sadece o sene, o festivalde yer alanlara özel bir madalyaydı. Böyle güzel tepkileri görmek gerçekten mutluluk verici. Çünkü bazı zaman yaptığınız işlerden dolayı karşılığınızı alamadığınızı düşünüyorsunuz ya da karşılığınızı alamadığınız için sizi biraz olsun hani üzebiliyor ya da yaptığınız işlerde çok heyecanınızı kaybediyor olabilirsiniz. Ama her zaman heyecanlı, her zaman daha iyisini nasıl yapabilirim? Yani önemli olan aslında farklı şeyler yapmaya çalışmak değil bence. Aynı şeyleri yapmamaktır bence. Zaten ki bu ona getirir ister istemez. Müziğimizin uluslararası bir hale alması da Amerika'da bulunmamız ve oradaki yaşama stilini bir şekilde benimsememiz ve o benimsediğimiz yaşama stilinde bir şekilde şarkılarımıza yansıtmamızdan dolayı olabilir. Çünkü Amerika, bizim yaşadığımız yer Los Angeles, gerçekten çok kozmopolitik bir yer. Çünkü dünyanın her yerinden insanlar var. Yani Japonya'dan, Çin'den, işte Guatemala'dan, Meksika'dan
Türkiye'den ve bu bu kadar insanın bir araya gelip beraber birlikte yaşaması ister istemez sizin kültürünüze de yansıyor yani, ya da siz de kendi kültürünüzü veriyorsunuz yani. Ve bunu görmeniz, bunu yaşamanız sizi ister istemez uluslararası bir müzik yapmaya yol açtırıyor. Çok da güzel arkadaşlarınız oluyor birçok memleketten. Şimdi siz Japonya deyince aklıma geldi. Benim de eşimin aslında yakın arkadaşı, biz de arkadaş olduk. Japonya'dan sevgili Ayemi bana çok özel bir toka çok göndermiş. Çok şirin bu arada, evet. Ben de bugün programda taktım. Şimdi sen söyleyince aklıma geldi. Buradan da ona teşekkür etmiş olayım. Japon şimdi, şekerleri de geldi mi bu arada? Bir çünkü sürü onlar, abur cubur onlar, geldi. Abur cuburları çok değişik ve güzeldir. İnce ince şeyleri vardır böyle. Böyle bir şey geldi, koli ve biz akşam hepsini yedik. Çok güzel. Hiç saklamadınız yani, bize getirmediniz. Biraz aşk var, olsun. Biraz var. Tamam, tokayı da taktım kafama. Çok mutlu oldum böyle. Bunun üzerine de Meva'ya özel yazmış, sağ olsun. Japonlar gerçekten bizim Türk kültürüne benziyorlar. Benim de çok Japon arkadaşım oldu. Ben Amerika'ya ilk gittiğim yıllarda aslında İngilizce öğrenmeden önce Japonca öğrendim diyebilirim aslında bir nevi. Japoncam daha iyiydi aslında bir ara İngilizceden. Şimdi bütün bu arkadaşlıklar, tanışıklıklar, bütün bu ilişkiler de yansıyor yaptığınız işi. Bütün bunlar aslında sizi besleyen, destekleyen şeyler. Çok kıymetli şeyler. Mutlaka. Şimdi ben sana şunu da sormak istiyorum. Senin kendi tarzında ya da kendine yakın hissettiğin kimler var? Yani Cem Karaca mıdır? Yani kimdir senin o çok sevdiğin? Şimdi uzun yıllardır Türkiye'den uzak kaldığımız için yabancı, biz hani biraz daha eskilerden, yok yabancı değil tabii ki de, hani işte dediğiniz gibi Barış Manço abilerimizin, Cem Karaca abilerimizin, rahmetle anıyoruz onları. Yani eski diyebileceğim işte Erkin Koray mesela aklıma gelenlerden. Hani onların müziklerini gerçekten çok seviyorum. Belki hani benim çocukluk dönemlerimde bizim gördüğümüz, hani televizyonlarda, ekranlarda görmüş olduğumuz ve o müzik tarzlarıyla beraber gerçekten Türkiye'ye büyük büyük hizmetler veren bir yapıya sahiplerdi. Ve bunu bir şekilde de biz hani bir dahaki nesillere acaba nasıl ulaşabilir? Çünkü onların şarkılarını da çalıyoruz konserlerimize. Kendimize ait yorumumuzu da çalıyoruz. Yani çok konserimize de bekleriz bu arada. Canlı performanslarımızda gerçekten hani insanların tepkileri çok güzel oluyor. Yani eski bir şarkıyı reggae yapabiliyoruz yani. Reggae yapıp işte bildiğimiz böyle çok klasik dediğimiz o eski Türkçe şarkıları funk yapabiliyoruz. Ya da böyle Afrikan ritimlerini koyabiliyoruz. Çünkü davulcumuzun Guatemalalı olması ister istemez bir Latino kökenli olmasından dolayı bu ritimlere daha farklı yaklaşabiliyor. Ve genel olarak Türkçe şarkıları ona zaten fazla dinletmiyorum. Onun sadece ne hissedebileceğine göre aslında hareket ettiriyorum yani genelde ve buna göre de müzik sound'ı değişiyor. Şimdi yakın zamanda şarkılar çıkacak söyledik, konserleri söyledik. Her şey iyi, güzel, hoş. Siz yoruldunuz mu bütün bu tempoda? Yok ya, yorulmadık aslında. Daha yeni başlıyoruz. Biz kaşındık diyorsun. Daha yorulmadık. Yeni çok başlıyoruz güzel. Yani. Bu bizim aslında için iyi bir şey, sizin yeni başlamanız yani. Bu yeni başlamış halinizse bizim canımıza minnet. Daha yeni başladık tabii canım. Yani önümüzde uzun yıllar var. Umut ediyoruz ki yeni şarkılarımızla beraber, daha güzel projelerle beraber yıllar boyunca müzik yapmak istiyoruz. Çok güzel. Çalışmalarınız da bu yönde devam ediyor. Evet. Yorulmadık diyorsunuz. Yani tatlı bir yorgunluk ister istemez oluyor yani. Çünkü bazı konserlerimizde hani açık havada oluyor. Ben bir de genel olarak çok fazla kendimce çok efor sarf ediyorum ve yani kıyafet değiştiriyorum zaten genel olarak konserlerde. Ama değiştiremediğim zamanlarda genellikle çok terleyen bir yapıya sahibim zaten. İşte konser sonrasında fotoğraf çekilmek isteyenler oluyor. Fotoğraf çekilmek, yani konser sonrasının vermiş olduğu bir heyecan oluyor ama tabii ki de insanları da kırmak istemiyorum. Hani o arada böyle çok onu dengede tutmaya çalışıyoruz. Tabii iki gün sonra kendimize gelemiyoruz. Tabii öyle bir yorgunluk oluyor ister istemez. Ama genel olarak yani insanların tanıyıp insanların saygı göstermesi, fotoğraf çekilmek istemesi bence çok güzel bir şey. Yani insanlara güzellik vermek ve bunun karşılığını görebilmek heyecan verici. Çok güzel. Bu katlanarak devam edecek. Muhtemel Aşk şarkısı, Muhtemel Aşk da
Muhtemelen geçiyor. Aşk, muhtemelen aşk. Muhtemelen mi, muhtemel mi? Muhtemelen aşk. Şu an muhtemel aşk. Muhtemel aşk. Muhtemel aşk şarkımızın ismi. Ama biz Los Angeles'ta, Amerika'da çaldığımız dönemlerde muhtemelen aşk olarak geçiyordu. Hı hı, o yüzden öyle. Siz de programın başında muhtemelen aşk dediniz sanırım. Muhtemelen aşk dedim. Evet. Ama muhtemel aşk da... Orijinal ismi muhtemelen aşk. Orijinal ismini söylemiş oldum. Aynen, orijinal ismini söylemiş oldunuz ama yani şu anki ismi muhtemel aşk. Muhtemel aşk. Çok istek geldi. Öyle mi? Gerçekten öyle. Bir kez daha dinleyelim mi? Tabii ki de söyleyebiliriz. Muhtemelen aşk güzel bir şarkımız. Çok güzel bir şarkınız.
Sağ olun. Harikasın. Hadi gel mutfağa. Vallahi. Harikasın. Gerçekten müthiş bir şarkı. Böyle biz burada mest olduk teşekkür ya. Teşekkür ediyorum. Yani burada gel. Yemek ustam elinize sağlık. Öncelikle. Çok güzel gözüküyor. Stüdyomuz. Zerdeçal demiştiniz. Gerçekten evet. Uzun süredir merak ediyordum aslında zerdeçalı. Çünkü daha önce test edip etmediğimden emin değilim. Öyle mi? Açısı. Ya zerdeçal çok önemli bir antioksidan evet, madde. Evet öyle. Son zamanlarda kuvvetli. Çok duydum çünkü. Kesinlikle öyle. Hemen kısa bir not geçmek istiyorum. İzleyenler bunu kaşıkla yiyor diyebiliyorum. Toplumda biraz öyle bir şey var, algı var. Kaşıkla yediğiniz zerdeçalın size hiçbir faydası olmayacak. En azından bir suyun içerisinde çözdükten sonra içerseniz çok daha hızlı faydasını göreceksiniz. Bu da güzel bir bilgi evet. Bu arada. Ama öyle içmek, yemek zaten daha zor değil mi? Bir şeyleri karıştırmak daha kolay. Yani sabah son zamanlarda sabah aç karnına bir kaşık yerseniz kilo verdiriyor falan öyle bir etkisi yok. Antioksidan açısından çok zengin. O yüzden suya karıştırıp ya da yemeklerde, çorbalarda kullanırlarsa çok daha faydasını alacaklar. Doğru. Sen formunu korumak için böyle titizleniyor musun Okan? Yani ilk geldiğim zamanlarda Türkiye'ye aslında kilo aldım diyebilirim. Amerika'ya nazaran. Çünkü özlediğimden dolayı işte lahmacunuydu, işte döneriydi, İskenderiydi vesaire. Bir ara evet kilo aldım. Kendime dikkat etmedim ama şu an biraz daha hani dikkat etmeye çalışıyorum. Spor an, yapmaya çalışıyorum. Şu an sorun yok. Ya teşekkür ediyorum. Bunu söylememiz güzel bir şey. Ama biraz daha konserlerde vermiş olduğumuz o enerjiden dolayı hani daha fit olmaya çalışıyorum ister istemez. Daha da zaten yoğun tempoda biraz fit olmak da ister istemez gelişiyor değil mi? Çünkü çok yoğun hareket halindesiniz, terliyorsunuz, koşturuyorsunuz. Zaten fit kalıyorsun. O da senin işine yarıyor bir ya yandan. Ama da. Tabii ki de yine de yediklerimize dikkat etmemiz gerekiyor yani her türlü. Yani işte gece geç saatlerde yememek. Çünkü konserden sonra genellikle acıkıyoruz ama yememeye çalışıyorum ya da hafif bir şeyler yiyip yatıştırmaya çalışıyorum kendimi. Kahvaltıyı çok seviyorum. Çünkü Türk kahvaltıları bizim yıllardır özlemini duyduğumuz bir şey. Dünyada ve da benzeri yok zaten. Dünyanın hiçbir yerinde de yok. Ayrıca yani ona da katılıyorum. Çünkü normalde Amerika'da işte burada cereal diyebileceğimiz böyle bazı mamuller var kutunun içinde. Sütle beraber karıştırıp onu yiyip bütün gününüzü geçiriyorsunuz gibi bir durum var. Çok da tehlikeli beslenme yani açısından. Yani Türkiye'de o yönden sabah enerjinizi güzel alıyorsunuz. Kesinlikle. Zaten bir şekilde öğleden sonra işte işte elmaydı, armuttu, güzel meyvelerin olduğu bir ülkedeyiz yani. Bol olan bir ülkedeyiz. Değil mi? İnsan dışarıya çıkınca kıymetini anlıyor. Geri geldiğinde öyle. Çok farkında değil. Çok az bir süremiz kaldı. Ben hemen sana... Hemen yiyelim mi? bir sorum daha var sana. Yani samimiyetine güvenerek soruyorum bu soruyu. Bu şarkılar muhteşem. Herkesin dilinde. Bu şarkıları herkes söylüyor, biliyor. Fakat Grup 27 ile henüz tanışmamış insanların olduğunu görüyoruz, duyuyoruz. Bu sizi rahatsız ediyor mu ya da bunun için ekstra bir şeyler yapıyor musunuz? Çünkü medyada da çok siz galiba tercih etmiyorsunuz ya da vakit bulamıyorsunuz koşuşturmadan. Her ikisi de diyebilirim ama şöyle bir şey var. Şarkımızın ismi gerçekten grubumuzun isminin önüne geçti diyebilirim aslında biraz. Değil çünkü mi? Bunu konserlerimizde olsun muhtemelen şarkısını yani iyi kötü Türkiye'de bilen çok insan var. Ama Grup 27 çok fazla var. Bunu gittiğimiz yerlerde birebir daha çok şahit oluyoruz aslında buna. Hani 27 genel olarak 27'yi genç nesil diyebileceğim işte ortaokul lise çağlarındaki arkadaşlar siz grup 27'siniz diye bize sesleniyorlar ama bunun yanı sıra bizi muhtemel aşçıya yani bizi muhtemel aşçıya çağıranlar var. Hatta böyle bir ara böyle bir konuşmamız olmuştu. Hani grubumuzun ismini muhtemel aşk diye değiştirelim falan diye. Güzel olur. Yani aslında bir yandan da o kadar iddialı, o kadar güzel bir şarkıyla çıkış yapmak da yani sancılı bir şeymiş. Değil mi? Yani sancılıymış. Yani bunun artık bir şekilde zamanla oturacağını düşünüyoruz aslında. Yani 27 isminin nereden gelmesi, 27 ismini koymamız bu zamana kadar gelmiş durumdayız. Yani bir ara işte solo projelerimiz vardı, solo çıkma durumları vardı, oydu, buydu vesaire derken hani grup olduk. Muhtemelen şarkısı hani grubumuzun ismini daha geçen hafta aslında konserimizde bir bayan arkadaşımız söyledi. Hani grubunuzun ismi sizin grubunuzun isminin önüne geçti dedi. Ben de kendisine söyledim ki önemli olan müzik dedim. Problem değil dedim. Onu zaman içerisinde oturturuz dedim işte ben kendisine de. Yani bunu kabulleniyor olmak bundan belki de böyle ama öyle bir durum var yani bu bir gerçek yani. Ama şarkıyı bilip de grubun ismini. Bu da iyi bir şey.
Yani önemli olan müzik diyebilmek de çok güçlü bir şey, öyle değil mi Emre? Yani ben de şarkının ismini biliyordum. Yönetmen Sabah sağ olsun. İşte grup 27, ben acaba Antepli bir grup mu geliyor diye. 27. Evet, öyle öyle şeyler var, evet. Ama muhtemel aşk dediği zaman, şimdi ben Türk sanat müziği dinliyorum. ya da Türk halk müziği dinliyorum. Yörem itibariyle. Ancak muhtemel aşk şarkısı gerçekten radyoda çıktığı zaman hiç tarzım olmamasına rağmen ben sonuna kadar dinlediğim bir şarkı. Bir şey. O yüzden çok sevindim sabah işte muhtemel aşkı söylüyorlar falan dedi ya, hani onlar geldi, çok sevindim gerçekten. Çok da memnun oldum. Yani grup 27 zaten hani genel olarak aslında grubun ismi bilinir, şarkının ismi bilinmez ama bizde biraz daha böyle bir tersi oldu. Değişik oldu diyebilirim aslında bizim için de. Ama iyi yönde bir terslik. Yani ben bunu şöyle görüyorum, hani mesela sizin bugün bir sürprize karşılaşmış olabilirsiniz. Muhtemel aşkı grup 27 söylüyormuş. Bu insanlar için belki bir tekrar bir uyandırıcı bir his de olabilir. Yani bu önümüzdeki çalışmalarımıza da bağlı. Gerçekten, tabii ki. Evet. Hani çıkaracağımız olduğumuz projeler, şarkılar, müzik videoları. Bu çocuklar o çocuklardı vesaire derken. Aynen. Hani böyle bir akımı da tazeleme açısından bence bunu bir şekilde artıya çevirebileceğimizi düşünüyorum. Kesinlikle. Ne zamandır karnabahar yemiyorsun? Valla sene olmuştur. İki akşam önce annem yaptı. Ama çok farklı bir teknik bu. Yani zaten normalde sizin yaptığınız teknik gibi böyle hafif kızartmış gibiydi. Ama normalde yoğurtla ve sarımsakla hani daha güzel oluyordu. Çok da güzel olur kızartması ama izleyenlere tavsiye etmiyoruz kızartmasında karnabaharın. Çünkü bütün vitaminlerinin kaybolduğunu biliyoruz. Evet. Sıcak suda haşladıktan sonra yine vitaminleri kaybolmasın diye çok hızlı şekilde sıcak suyun içerisinden alıp haşlama işlemi bittikten sonra soğuk suyun içerisine koyup vitaminlerin içinde kalmasını sağlayabiliriz. Çok teşekkür ederiz Emre. Eline koluna sağlık. Siz de lütfen tadın. Aynen, ben tatmak istiyorum. Yani gerçekten merak ediyorum yani. Lütfen siz de. Tamam, ben de tanıyacağım. Ben programı kapatıp rahat rahat yiyorum. Adım pis boğaza çıktı zaten. Ben çok teşekkür ederim sana. İyi ki geldin. Yani çok heyecanlı bir yayın oldu bizim için. Ben açıkçası uzun zaman sonra ilk defa bu kadar heyecanlandım. Bizi kırmadın. Sabahın erken saatinde kalktın geldin. İyi ki geldin. Sağ ol. Rica ederim, ne demek. Ben de çok teşekkür ediyorum beni konuk ettiğiniz için. Yemekler için aynı zamanda. Bütün bizi dinleyen herkese selamlar, sevgiler. Umut ediyorum ki konserlerimize gelirsiniz. Biz grup 27 tekrar hatırlatalım. Madem öyle, muhtemel şarkısını bilip grubumuzun ismini bilmeyenler daha önce varsa, bugünden sonra umut ediyorum ki herkes bilecek. Umarım öyle olacak ve bir sonraki geldiğinizde bütün ekiple sizi ağırlamak isteriz. Hatta o zamana kadar yeni şarkılarınız da çıkmış olur. Onları da dinlemiş oluruz. Süper olur. Harika. Tamam, sözünü aldım şimdiden. Hadi lütfen sen tat. Tamam. Ben de programı kapatacağım. Efendim, Hayatın Tadı'nın sonuna geldik. Herkese iyi hafta sonları. Hoşça kalın.